tamamen şeye bakıyor. Natürlis artı Wooly'nin... Bir de Aatrox bu kompozisyonla hiç şeyine bakıyor. Ki. Hazırlamasına bakıyor ya pozisyonları. Depe'nin kompozisyonu aslında Jinx'in üstüne binmeye çalışacak. Ve çok daha çok rahat ayıklayabilecek. Mordekaiser yetişemese bile Kalkan'ın verdiği hasardan buradan yavaş yavaş... Ölüm cezası çok güzel tutmuştu ama sonuçta orada ilk kanı alan Dark Passage alt koridoru oldu. Jinx'ten çok bahsettik. Jinx'in etkilerinden başarısından. Yalnız önemli bir noktayı da atlamayalım. Jinx aynı zamanda korkunç derecede kırılgan. Şimdi yalnız Typhoon'la Kiryas bir kez daha karşılaşacak. Her ikisi de altını seviyor. Yalnız Pulse şimdi oraya gelmeye çalışıyor. Sindra'nın gelişini ultiyle engelledi. Oraya arkaya sıçra Pulse'ı kurtaracak mı? Hayır. Şimdi Juzu çok güzel yerden çıktı. Typhoon'un oradan çıkışı var mı? Typhoon'un sıçrası yok. Biraz zor gözüküyor. Royal Yield tarafı. Burada iki skor birden kaptırdı rakibine. Vadinin alametini aldıktan sonra henüz pek fazla bir hasar veremedikleri kule barikatlarından daha fazla da almak isteyeceklerdir. Alt koridorda ve orta koridorda birer barikat alındı Dark Passage tarafından. Bir almaya karar verdi. Yaz Kiryas'la Saez bekliyor orada. Şimdi Pulse'ı yakalamayı başardılar. Pulse'ın başı dertte Pulse düşecek. Mavi güçlendirme sana yar olmaz dediler orada Pulse'a. Orta koridorda Pulse'ın bu arada Pulse'ın üzerinde kullanılan bir ulti daha. Senden aldığım mavi bak beni ihya etti diyor adeta Saez. Bir de Sıçra'yı kullandı. Oyunda da net bir şekilde altında her şeyde Dark Passage'in hakimiyeti kurduğunu görüyoruz. Ya Kankural, Royal Youth'un çok zor bir mevsim geçirdiğinden bahsetmiştik. Royal Youth yalnız ilginç bir şekilde ilk 15 dakika alınan toplam skorlarda Dark Passage'den daha iyi durumda. Onlar ilk 15 dakika toplam 32 skor almış. Rakip ormanda fink atıyorlar şu şimdi anda. Şimdi Madlife Onur'un başı derde girebilir. Madlife Onur'dan derisini yüz geldi. Absolute'u birazcık geriye doğru ittirmeyi başardı. Yani Saez'in katılımı bu savaşın kaderini değiştirebilir. Trandon üzerindeki ulti çok fazla bir hasar bırakmadı ama sonraki top kullanımları aslında hasarı oldukça arttırmış durumda. Veysli yalnız orada tek başına ne yapıyor? Yanlış fonksiyonda kalan nişancının sonunun ne olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Meşe'yi de arkada bedavadan bir skor çıkarmayı başardı. Şimdi Absolute'un da başı derde girecek. Matilde orada bir skor daha çıkardı. Dark Passage rakip orman kontrolünü pek istediği gibi yapamadı desek yanılmış olmayız herhalde. Artık Royal'ı nehre inemiyor. Yani kendi ormanında hareket ederse kendi şansı sayıyor şu aşamada. Bir adım kaldı. Yani 23. dakika civarı bulut ruhuna kavuşabilecek. Vesti'nin başı derde girebilir mi diyecektim. Kankural buzdan tutun. Şimdi yalnız arkaya ışınlan geliyor. Absolute'u burada feda edecekler gibi gözüküyor ama bir ışınlan daha geldi. Aşağıdan da Saez katılıyor savaşa. Absolute'u daha henüz alamadılar. Jinx'in ultisi boşa gidiyor. Pulse en azından orada yerde. Absolute skor dağılmaya çalışıyor. Mümkün olmayacak. Şimdi Vesti'nin canı oldukça azalmış durumda. Orada arkadaki balkonu çok iyi kullanıyor ama ölüm diyarından kaçış. Ancak ölerek olacak Aphelios için. Matilda çıktığı noktada. O da düşüyor. Karşılıklı skorlar. 2'ye 1'lik bir değişim. Evet nişancıyı aldı belki Royal Youth ama karşında orta koridor ve üst koridorlarını kaybettiler. Ya güzelce izleyebilirler şu aşamada. En güzel yerden Jinx'in Baron etrafında özellikle crescendo'ma olan bir Aphelios yalnız Vayne'si yakalanmak üzere. Typhoon'dan yine fena olmayan bir buzdan sütun geldi. Typhoon hasar veremeden kendisi yarı canından fazlasını kaybetti. Şimdi Gravitum'la beraber herkes de yerine mığlıyor. Çakramlar birikmeye devam ediyor. Madlife Onur'un gargoyla onu kurtarmaya yetecek mi göreceğiz. Arkada bu arada Juzu da Pulse'ı yakalıyor. Şimdi en ön saplarda kalan Matilda'nın düştüğünü göreceğiz. Pulse da çok kısa süre sonra düşecek. Royal Youth bir hamle yapmak istedi. Fena da gözükmedi bu hamle ama o kadar gerideler ki. Müthiş bir hamle yapsanız bile altın farkı öne geçmenize izin vermiyor. Dark Passage soğukkanlılığını korudu. Baron'u da alacaklar. Sonrasında maçı bitirmek onlar için çok daha kolay olacak. Sonuca ulaşmamış olabilir ama olabilecek en mantıklı, en bir şey çıkarabilecekleri hamleyi yaptılar. Ve Typhoon yakalandı. Typhoon cehennem prangasına da kalacak ve uçan ayı demiştik. Kreas normalde ormandan çıkıp saldırır ayılar ama burada rakibin üstünde üzerine doğru zıpladı. Orianna da bu arada yakalanacak çıpaya. Orianna ultisinin ne kadar çabuk tekrar geldiğini gördük değil mi? Biraz evvel alt koridorda höt demek için kullanmıştı. Burada öldürmek için kullandı. Ve bu arada Matilda ölüm diyarına çektiği Nautilus'u dahi düşüremedi. Ve düşen kendisi oluyor burada. Juzu Royal Youth'a maçtaki 5. skorunu veriyor belki ama bu üssü savunmak hiç kolay değil. Özellikle üst vermiyorlar varken yaz. Veysi'ye güzel bir ölüm cezası. Madlife Onur. Rahat ilerlediğini anlatmak adına önemli bir nokta. Crescendum'unu kullanmadı burada Kadim Ejderha'yı alırken. Vayne de kendi taretlerini sağa sola doğru diziyor. Kalan tek Nexus Kulesi iptal edildi şu anda Volibear tarafından. Kiryas kuleyi de deaktive etmiş durumda. Birinci Nexus Kulesi düşecek. Matilda bu arada Zonya'ya girdi. Son saldırılar gerçekleşiyor mu Nexus'a? Önce birazcık daha skor alalım dediler. Infernum'la beraber bu arada Vayne'de inanılmaz bir hasar. Vayne'den 2'de 2. Kadim Ejderha ile birleşince Aphelios'u 3'te 3'e dönüştü.